Tavukta ise neler var değerli seyircilerim? Sevgiyle buradan da görelim. Canım özellikle deri altlarına doğru. Canım böyle durur musun? Allah Allah. Bıçağımızın keskin olması lazım. Sebzeler ve tavuk güzelce kesildiği zaman müthiş bir lezzet olacak. Değerli seyircilerim mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sizler için çok güzel bir tavuk hazırlayacağım. Tavuğumuz sebze ile birlikte buluşmuş bol baharatlarla enfes bir tavuk ve sebze buluşması olacak. Oktay Usta, sebze tavuğun içinde mi, üstünde mi, altında mı? Çok farklı bir yöntemle pişireceğim. Böyle tandır pişirir gibi akan suları sebzeyi lezzetlendiriyor sevgili seyircilerim. Hemen malzemeler sayıyorum. 2 kabak, 2 havuç, 3 tane patates, 1 kırmızı, 1 yeşil biber, 5-6 tane mantar, 6 diş sarımsak, bol sarımsaklı, 1 kase bezelye, pul biber, karabiber, zeytinyağı, tuz sebzelerde. Gelelim tavuğa. Tavukta ise neler var değerli seyircilerim? Bir tane orta boy tavuk aldım ve bu tavuğu güzel bir sos yapacağım. Sosunda 2 diş sarımsak, şurada bakın. 2 diş sarımsak dedik. 1 tatlı kaşığı domates ve biber salçası karışıktan, 1 tatlı kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı kekik, pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da içinde kimyonla birlikte özel bir sos deri altına girmiş olacak. Yukarıdan damlayan suyu ve yağı sebzeleri lezzetlendirecek. Önce sebzeleri doğruyor ve işe başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sebzelerimizi küp küp doğradık. Kabak, havuç, patates, kırmızı biber, yeşil biber, mantar. Allah ne verdiyse, hangi mevsimdeyseniz, hangi sebzelere ulaşabiliyorsanız onları koyabilirsiniz sevgili seyircilerim. Şimdi buraya bezelye de ilave edeceğim. Bol sebzeli güzel bir yemek olacak. Şimdi bu sebzeli yemeğimizde baharat olarak tuzunu, karabiberini vereceğim. Seviyorsanız biraz biberiye koyabilirsiniz. Sevdiğiniz baharatlardan ekleyebilirsiniz. Şimdi bir tatlı kaşığı da pul biber koydum. Hemen karabiberini kırıyorum. Çünkü sebzelere güzel lezzet verir karabiber. Yağını olabildiğince az koyacağım. Böyle bir damlatma usulü tamam. Yeterli. Çünkü buraya yağ olarak tavuğun da yağı gelecek. Ondan dolayı sevgili seyircilerim. Sebzeleri ama az bir şey yağ vermek lazım çünkü yavan olur. Damlayan belki her yerine eşit damlamayabilir, ondan dolayı söylüyorum. Evet, şimdi bakın bol sebzeli dedik, güzel bir tavuk olacak. Pişireceğim tepsi de hemen karışımı yaptım. Güzel şöyle yayıyorum. Sevgiyle yayıyoruz. Değerli seyircilerim gördük mü? Şu an bakın bol sebzeli. Şuraya mantarların yanına da gitsin biraz kırmızı biber. Sarımsak bol. Olabildiğince bol sarımsak koydum. Hiç soğan koymadım. İstiyorsanız soğan da koyabilirsiniz. Ben soğan koymadım. Burada sarımsak güzel aromasını versin diye. Evet efendim. Şimdi şu anda sebzeyi görüyoruz. Fırına gitmeye hazır hale geldi. Alt bölüm tamam. Sırada lezzet kaynağı tavuk geliyor. Tandır gibi pişecek üstünde. Hazır mıyız? Hemen geçiyorum tavuğa. Sıra geldi şimdi tavuğumuzun sosunu hazırlamaya. Sosunda 2 diş sarımsak güzelce eziyorum. Ezilmiş sarımsak, bol sarımsaklı bir yemek. Vitamin açısından da son derece faydalı bak. Görüyor musunuz? Sarımsak ezildi. Canım sevgiyle iner misin? Ve indi. Şimdi burada sebzenin için tuzunu koymuştum. Şimdi tavuk için tuzunu ekliyorum buraya. Bir tatlı kaşığı da tavuk için koydum. Şimdi burada salça, yoğurt, karabiber, kimyon, kekik, pul biber hepsini bir güzel karıştırıyorum sevgili seyircilerim. Şimdi buradaki kıvam koyu olursa bir damla su ilave ederim buraya. Bir damla böyle az bir şey sürülebilir hale gelebilmesi için. Bakayım ne durumdasın sevgiyle
Bir damla su alacağım sevgili seyircilerim. Şuradan hemen. Tamam, az bir şey şöyle. Bir kaşık kadar. Bir yumuşatmak için. Hiç yağ koymuyoruz. Sakın yağ koymayalım çünkü tavuğun kendisi yağlı zaten. Derileri falan hepsi ondan dolayı. Bol baharatlar, sevdiğiniz baharatlarla lezzetlendirebilirsiniz. Biberiye, köri seviyorsanız. Kimyon çok güzel yakışıyor. Çünkü bir de bizim damak tadımıza uygun olduğu için. Çünkü bizi dünyanın her yerinden seyircilerimiz seyrediyor. Ondan dolayı herkes damak tadına göre baharatlarını ayarlasın. Sosumuz hazır, sebzemiz hazır. Sıra geldi tavuğu kesme bölümüne geçiyoruz. Evet efendim, şimdi sıra geldi tavuğumuzu sosla buluşturma vakti. Güzelce suda beklettim, bir 15 dakika soğuk suda güzelce, sonra da yıkadım sevgili seyircilerim. Şimdi tavuğu önce bu sırt tarafından ortadan ikiye kesiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şifa olur inşallah yiyenlere diyelim sevgili seyircilerim. Evet, kestikten sonra şimdi şurayı görelim. İç kısmı bakın, görüyor musun? Tertemiz yıkanmış durumda sevgili seyircilerim. Şimdi de şöyle bir çevireyim. Buradan da görelim. Görüyor musunuz? Bak son derece güzel oldu değerli seyircilerim. Şimdi şuralardan hafiften bir bıçak ile çizikler atacağım. Niye böyle yapıyorsun Oktay Usta derseniz, sosun buralardan içeriye doğru gidebilmesi lazım. Eğer bunu yapmadığımız takdirde içeriye sos gitmez. Hafiften böyle derinin altına gidecek kadar. Bir de şurada ince baget bölümlerine de atayım. 3 tane atsak yeterli. Tamam. Şimdi buraya kadar hepsi tamam. Tuzunu buraya vermiştik. Ekstradan başka tuz vermiyorum. Şimdi sosla buluşturma vakti. Öyle güzel bir sos oldu ki sevgili seyircilerim. Sosun güzelliğine bakın. Subhanallah. Şimdi bu sosu güzelce tavuğun her tarafına sevgi ile özellikle deri altlarına doğru şöyle güzelce gönderiyoruz. Her yerine gitsin ki lezzetli bir tavuk olsun. Bu tavuğu tadanlar tadına doyamadım desinler. Bu güzellikler sadece sizin sofranızda olsun. Onun için gayret gösteriyorum sevgili seyircilerim. Evet, güzelce her iki tarafına da süreceğim. Şimdi bu tarafa da o sostan sürüyorum. İç kısmından da güzel lezzet alsın. Şurayı hatta birazcık çıtlatayım. Tamam. Evet, hazırlamış olduğum sosu sürüyorum. Sonra da sebzelerle buluşma vaktiyim. Nasıl buluşacak Oktay Usta diyeceksiniz. O birazdan. Evet, şimdi sıra geldi. Sebzelerle tavuğun buluşma anı. Evet, yağlı kağıt serilmiş tepsinin içinde sebzeler. Güzel lezzetlendi. Fırın telini getirip sebzelerin üzerine bırakıyorum. Evet, şimdi yapmamız gereken işlem, tavuğu alıyorum. Tavuğu getiriyor. Burada şöyle üzerine, telin üzerine alıyorum bakın. Gördünüz mü? Tavuk üstte, alt kısımda sebzeler. Şimdi fırın yolculuğu olacak. Fırına giderken burada yapmamız gereken işlem, sebzeler altta, tavuk üstte ama arada bir boşluk olması gerekiyor. Ben şimdi yola çıkıyorum. Gitmeden önce bir görelim isterseniz sevgili seyircilerim. Ama unutmayalım, önemli püf noktası, derinin altına mutlaka güzelce sosları gönderelim. Özel bir sos hazırladım. Kimyonlu, sarımsaklı, bol baharatlı bir sos hazırlığı yaptım sizler için. Evet, fırın yolculuğu dedik. Fırına giderken fırının orta katında tavuk olacak. Önce tavuğu koyalım. Canım. Şöyle. Şuraya koyalım. Ya da bunu şöyle çevireyim ki görüntü almamız da kolay olsun. Heh, tamam, böyle çevireyim. Canım, böyle durur musun? Evet, bunu gönderdik. Hemen alt kısmına sevgili seyircilerim sebzeler geliyor. Bakın, arada bir boşluk mutlaka olması gerekiyor. Görebildik mi? Şimdi boşluk olacak. Tavuk böyle bu şekilde duruyor. Akan yağı, suyu, sebzeleri lezzetlendiriyor. 190 derece turbofan çalışıyor. Tavuklar pişene kadar fırında kalmaya devam ediyor. (Gülüyor)
Tavuğumuz ve sebzelerimiz güzelce piştiler. Bakalım nasıl kızarmışlar. Fırının kapağını açayım. Oo, çok güzel. Gelin bakayım canım, sevgiyle gelin. Şu güzelliğe bakın sevgili seyircilerim. Bu güzellikler inşallah sizin de sofranızda olacak. Şimdi önce sebzeyi alıyorum hemen fırından. Alanım dar olduğu için ikisini bir anda getiremem. Bakın şurada suyunu görüyor muyuz? Bak suyuna bakın. Bak 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 bak. Şimdi önce tavuğu getirmeden şuradaki sularını bir paylaşayım sizlerle. Kıymetli seyircilerim bak görüyor musunuz? Şu güzelliğe bakın. Burası tavuğun üzerinden gelen suyu ve yağı ile sebzeler nasıl bir güzel lezzetlenmiş. Böyle bir karıştırın mutlaka. Çünkü olabildiğince az yağ vermiştim hatırlıyorsanız. Evet, şu anda sebzelerimiz adeta lokum gibi çıkmış. Şimdi sıra geldi tavuğa geçiyorum. Canım gelir misin? Gel bakalım. Güzel kızarmış mı? Kızarmış. Sevgili seyircilerim şimdi burada iki önemli püf noktasından bahsedeceğim. Şu fazla bulursanız bu kızartmayı hemen mutfakta çareler tükenmez. Fırına attığımız zaman üzerine bir ıslatılmış suda ıslatıp suyunu sarkıttıktan sonra üzerine koyuyorsunuz. Bir yarım saat öyle kapalı pişsin. Ondan sonra açarsınız üzeri kızarmış olur. Başka bir diyeceğim eğer ki tavuk pişmemişse sebzeler pişti tavuk pişmeye devam ediyorsa ikinci püf noktası geliyor. Sebzeyi alttan alıyoruz başka bir tepsi koyuyoruz oradan suları o tepsi yakmış oluyor. Şimdi efendim vedaya gitmeden önce fırından çıkan tavuğumuzun pişme detaylarını sizlerle paylaşacağım sevgili seyircilerim. Şimdi görebiliyor musunuz? Şöyle çevireyim arkadaşlar. Şöyle çevirebilirim. Daha kolay olur. Evet. Şimdi tavuğun but kısmı çevirdiğinizde dönüyorsa içinde güzel pişmiş demektir. Bakın tak geldi kemik. Görüyor musunuz? Güzel pişmese bu kemik buradan ayrılmaz. Evet. Şimdi sevgili seyircilerim bir de budu şuradan koparayım isterseniz. Şöyle. Allah Allah. Şu güzelliğe bakın. Ya Rabbi. Sevgili seyircilerim bak bak bak. Görüyor musun? Çatal alayım şurada da. Gel canım bakalım şöyle. Bir de şuradan derisini de şöyle ayırayım. Şurayı da görelim sevgili seyircilerim. Bak şurayı görüyor musunuz? Güzel baharatlarıyla, özel sosuyla hazırlamıştım hatırlıyorsanız. Bir de göğüs etinden keseyim. Bak kanat ayrılıyor. Ayrılır mısın canım? Tak ayrıldı sevgiyle. Geliyor. Sofrada bu işlemi yapabilirsiniz. Şuradan bir de göğüs etinden keseyim. Beyaz dokusunu da görelim. Sevgili seyircilerim, gerçekten çok güzel, çok lezzetli, hem de bereketli bir yemek ortaya çıkmış oldu. Evet sevgili seyircilerim, Oktoyus da sizler için birbirinden özel lezzetleri hazırlamak istiyorum ki sizlerin sofrasında en güzel tatlar olsun. Sizleri çok seviyorum sevgili seyircilerim. Sizin sofranızın bereketli ve güzel olması için elimden gelen çabayı sarf ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıklı kalın. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun.